Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Bu güzel kalabalığın bir araya getirilmesini sağlayan Başar Soft ailesine öncelikle şahsım, ekibim ve şirketim adına hoş geldiniz ve teşekkür ediyorum diyerek başlamak istiyorum. Biraz heyecanlandım, gerçekten bayağı kalabalıkmış burası. Ben size doğalgaz karar destek sistemi projesiyle ilgili bir sunum yapmaya çalışacağım ve genel olarak sunumumuzun içeriğinde bu karar destek sisteminin ne olduğu, projemizin aşamaları ve paydaşları ile ilgili olarak da devam edeceğiz içeriğimize. Yapılan oturumlardan da gördüğümüz üzere genel anlamda coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili olarak görüyoruz ki belli bir konuma ulaştık artık. Biz de şirketimizin kurulduğu ilk günden beri coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili altyapıyı ya da teknolojileri aslında kullanmaktayız. Peki öyle bir noktaya geliyorsunuz ki bir noktadan sonra artık doğalgazın coğrafi bilgi sistemlerinin ne amaçla kullanıldığı da artık çok daha önemli bir etken olmaya başlıyor. Biz bir projemizde şöyle bir yaklaşımda bulunmak istedik. Coğrafi bilgi sistemlerinin aslında bir karar destek sistemi olduğunu her zaman söylüyoruz ya da her noktada söylüyoruz. Fakat bu karar destek sistemi olarak ne şekilde kullanıldığını nasıl modelleyebiliriz? Bunun bir çalışmasını yapmak istedik. Yani biz öyle bir model oluşturalım ki oluşturduğumuz model farklı doğalgaz dağıtım şirketlerinde de kullanılabilsin ve CBS'nin aslında gerçekten karar destek sistemi olduğunu anlatan bir model olsun dedik. Projemizi hazırladıktan sonrasında da aynı zamanda projemizi bir ARGE projesi niteliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na sunduk. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu doğalgaz dağıtım şirketlerinden belli dönemlerde ARGE projelerini talep ediyor ve bu projelerle ilgili olarak destek sağlıyor. Bizim projemizle de ilgili olarak Temmuz 2015 döneminde başvurumuzu yaptık ve projemiz bir ARGE projesi olarak kabul edildi. Bu noktada bir şey daha ilave etmek istiyorum. Aslında ARGE projesi olması için ne gerekiyor ya da ne bekleniyor derseniz EPTK bize temel olarak iki tane kriter sunuyor. Diyor ki sektörüne, şirketine bir yenilik katıyorsam ben bunu ARGE projesi olarak kabul ederim veya yurt dışında yapılmış olan herhangi bir uygulamayı Türkiye'de uygulayabilirsin, buna da bir ARGE projesi derim diyor. Bizimkisi sizin de anladığınız üzere yenilik kapsamına giren bir proje. Projemizin sürecine baktığınız zaman aslında 20 aylık bir döneme yayılmış olan bir proje. Temmuz 2015'te başladık, Nisan 2017 projeyi tamamladık ve şu anda da aslında projenin yaygınlaştırma süreci içerisindeyiz. Bu kapsamda da burada olmak aslında zamanlama olarak da çok da güzel denk geldi. Bunu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Adettendir, doğalgaz dağıtım şirketleriyle ilgili buraya çıkıldığı zaman bir rakamlarla şirket tanıtılır. Ben de şöyle genel olarak bir İzmir Gaz'dan bahsetmek istiyorum. 5340 kilometre şebekemiz var, 871 bin adet abonemiz, 156 bin adet servis kutusuyla biz aslında 405 adet personelle hizmet vermekte olan bir şirketiz şu anda. Ve bu şirketle ilgili geçtikten sonrasında projemizin biraz da paydaşları ile ilgili anlatmak istiyorum. Proje aslında şirket içi ve şirket dışı olmak üzere paydaşları görebilirsiniz bu noktada. Tabii ki de şirket içerisinde aslında genel olarak projenin tamamlanması ile birlikte şirket personelinin %45'ini aslında bu sistemden yararlanmak üzere hedeflemiş durumdayız. Bu %45'in içerisinde şirketin içerisinde çeşitli süreçlerde CBS'nin kullanıldığını da görebileceksiniz aslında. Bu sistem mimarisiyle ilgili belirtmek istediğim tek nokta, burada tabii işin duayenleri var ama benim söylemek istediğim şey şu ki mevcut bir CBS sisteminin üzerine entegre ederek geliştiriyoruz şu projemizi ve deka.izmirgaz.com.tr adı verilen bir web arayüzüyle projeye giriş yapabiliyorsunuz. Girdiğiniz zaman kullanıcı olmak istiyorum dediğinizde mutlaka size ulaşacağız, onunla da ilgili bilgisini önceden vereyim. Giriş ekranından sonrasında genel olarak projemiz 6 tane modülü içeriyor. Bu 6 tane modül yatırım planlama yönetimi, bilgi paylaşımı, müşteri ilişkileri yönetimi, master plan, acil durum yönetimi ve rota adını verdiğimiz aslında 6 tane alt modül üzerinde biz karar destek sistemi modelimizi geliştirdik. Yatırım planlama yönetiminden bahsetmek gerekirse biraz önce rakamlarla İzmir Gaz tarafında bahsettim. Aslında 871 bin aboneye ulaştık, belli bir şebeke büyüklüğüne ulaştık ancak İzmir olarak biz daha yatırım sürecini tamamlamış olan bir şirket değiliz. Şu anda
25 tane ilçede hizmetimiz devam etmekte, fakat daha önümüzde yapmamız gereken %40'lık bir kesim daha var. Dolayısıyla yatırımlarımızı nereye yapacağız, hangi alanlarda bu yatırımları planlayacağız ve neye göre karar vereceğiz sorusunun cevabı aslında bizim için çok önemli. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Bir takım kriterler göreceksiniz. Kriterlerden şöyle çok kısaca bahsedeyim. Talep adetleri denilen şey şu: İzmir'de doğalgaz kullanımına geçmek istiyorum diyen her vatandaşın her türlü başvuru yöntemi olabilir. Dilekçe olabilir, yazılı olabilir, sözlü de olabilir. Bunları kayıt altına alıyoruz. Dolayısıyla biz yatırımlarımızı planlarken bunu bir kriter olarak kullanıyoruz. Ne tarafa gitmemiz gerektiğiyle ilgili. İkinci kriter kalan proje miktarı. Kalan proje miktarı da aslında sizin o alanı seçmekle ilgili olarak kullanabileceğiniz bir kriter olarak da gözükebiliyor. Daha sonrasında detaylara gireceğim ama proje genelinde şu şekilde özetleyebiliriz. Aslında kriterlere göre seçim yapıyorsunuz, etki düzeylerini belirliyorsunuz ve yaptığınız seçimin sonucunu haritada gösterebilirsiniz, tablo olarak listeleyebilirsiniz, rapor olarak da gösterebilirsiniz. Tipik olarak aslında coğrafi bilgi sistemlerinin bir özelliğidir. Aynı anda birçok noktada size bunları gösterebilmesi. Fakat biz bunu burada karar destek sistemi olarak kullanma yönünde bir model geliştirdik. Peki bu sistemle bir yandan da videosu devam ederken ben açıklamaya da devam edeyim. Ne tür soruların cevabını alıyoruz derseniz, yatırım planlama yönetimiyle temel olarak en verimli alanların seçimini yapıyoruz. Bakın şu anda ekranda belirlenen kriterlerle ilgili kullanıcının istediği ölçüde istediği değerleri vermesini sağlayabiliyorsunuz. Kullanıcının verdiği bu değerlere göre aslında alanlar belli bir mantığa göre puanlanıyor. Ve en yüksek puanı alan alandan en az puanı alan alana doğru sıralama yapılıyor ve bu sıralamanın özeti hem haritada gösteriliyor hem tablo olarak kullanıcıya sunuluyor. Dolayısıyla siz de sınırlı kaynaklar çerçevesinde yatırım yapan bir şirket olarak belirli bütçenizle aslında önceliği hangi alanlara vermeniz gerektiğini temel olarak belirleyebiliyorsunuz bu sistem sayesinde. Aslında temel olarak biz yatırım alanlarını belirliyoruz ama başka amaçlarla da bu tarz bir yaklaşımı, bu tarz bir modeli kurgulayabilirsiniz. Anlatmak istediğimiz tam olarak da bu. Bu modeli sadece doğalgaz olarak değil, farklı noktalarda da kullanabileceğiniz bir model olarak karşılayabilirsiniz. Ekrandaki anlatımdan devam etmek gerekirse de, isterseniz de bunu da özellikle belirteyim. Diyelim ki farklı kriterlerle sonucun nasıl değiştiğini görmek istiyorsunuz. Sadece o kriteri değiştirerek bununla ilgili veri bilgisini alabilirsiniz ve çok kısa bir sürede. Aynı zamanda ilave etmek istediğim son özellik de raporlar kısmında seçtiğiniz alanlarla ilgili ne kadarlık bir müşteri potansiyeli olduğu ve bu müşteri potansiyelinin size aslında ne kadarlık bir gelir sağlayacağını da sistem size cevap olarak veriyor. Dolayısıyla aslında ulaşmak istediğiniz, hedeflemek istediğiniz alanla ilgili müşteri hedef kitlesini de görmüş olmanızı sağlıyor. Peki bu sistemle ne elde ettik? Kararların kişisel olmasından uzaklaştırdık ve maksimum verimlilikte alan seçiminin aslında sistematik olarak yapılmasını sağladık. Sistemin öncesinde bu bahsettiğim verilerin bir araya getirilmesi, toplanması, birleştirilmesi için çok çeşitli programların kullanılması gerekiyordu. Fakat sistemle birlikte beraber çalışılmasını ve her şeyin veri tabanına eklenmesini sağlamış olduk. Benzer şekilde uzmanlara ihtiyacınız oluyordu sistemin öncesinde. Fakat şu anda bunun kolaylaştırılmasıyla birlikte aslında sadece ne yapmak istediğiniz ya da hangi kriterlere göre seçmek istediğinizi biliyor olmanız bizim için yeterli oldu. Tek parametre üzerinden karar veriyorduk daha öncesinde ya da her parametrenin sonucu etkisini anlık olarak gözlemleyemiyorduk. Fakat sistemle birlikte çok fazla parametreyle çok daha fazla veriyi kullanarak daha iyi kararlar verilmesi sağlanmış oldu. Ve öncesinde minimum 14 saat adam şeklinde yapılan süre sadece 5 saniyeye indirgenmiş oldu bu sistemin sonucuyla birlikte. Bir diğer bahsetmek istediğim sistem ise, daha doğrusu karar destek yönetimi ise, bilgi paylaşım ve raporlama yönetimi. Bu noktada elimizdeki verileri aslında sokak kimlik kartı, bina kimlik kartı ve müşteri kimlik kartı olmak üzere 3 tane kartta topladık. Şimdi şöyle diyeceğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında bu kimlik kartı dediğimiz şey CBS'deki bilgi almayla aynı şey değil mi diyeceksiniz.
Benzerlikleri tabii ki de var, fakat buradaki asıl önemli olan özellik buradaki bilgi kartlarındaki her türlü bilginin entegrasyonlarla okunuyor olması. Yani buradaki bilgi kartlarındaki biz verileri özellikle tek tek kendimiz girmedik. Normalde sistemin mevcut entegrasyonlarla olan yapılabilirliğini kullandık ve 8 farklı sistemle entegrasyon sağlayarak bu bilgi kartlarını bir araya getirdik. Peki bu bilgi kartlarında neler var derseniz, aslında bahsetmiştik, sokak, bina ve müşteri kimlik kartları olmak üzere ilk ekranda görmüş olduğunuz kimlik kartı sokaklarla ilgili bir kimlik kartı. İzmir'den bahsederken belli ettik mi slide'da hatırlamıyorum ama İzmir'de tam 66 bin civarında sokak var. Ve her bir sokakla ilgili olarak yatırımların devam ettiği süre içerisinde o sokakların durumlarını takip etmeniz önemli bir nokta. Benzer şekilde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da bizim bu sokaklarla ilgili yaptığımız çalışmaları da denetimlerde takip ediyor. Bakın şu anda ekranda gördüğünüz bizim bu denetim çalışmaları kapsamında hazırladığımız ve belediye sunduğumuz listeden sadece bir tane örnek. Bu tarz listeleri her yıl hazırlıyoruz ve ne kadar ilerleme olduğu ile ilgili her yıl belli etmek zorundayız ve veri tabanından bu sistemleri çekebilir hale geldik. Bir diğer örnek yine ekranda gördüğünüz, bu da sanırsam tam olarak okuyamıyorum. Diğer bir bilgi kartı ile ilgili örneği de size veriyor. Sonuç olarak entegrasyonlarla bunları okuyabiliyorsunuz. Abone bazında yazışmaların neler olduğu, gaz açma formları, imalat formları gibi müşteriye ait olan arşiv bilgilerinin neler olduğu, kazı ruhsatı vesaire gibi bilgilerin neler olduğunu, arşiv yönetim sistemi, proje yönetim sistemi, abone bilgi yönetim sistemi gibi başında da söylediğim gibi 8 farklı sistemle entegre olacak şekilde bu taraftan okunmasını sağlayabiliyoruz. Bu da ne demek, nasıl işe yaradı derseniz, daha öncesinde kullanıcıların ayrı ayrı sistemlerden alacakları veriyi biz aslında 3 farklı kart içerisinde sadece bir sistemde toplayabildik. Dolayısıyla bir dönem kişisel dosyalarında ya da kendilerinin ayrı ayrı dosyalarında tuttukları veriyi tek bir merkezi veri tabanına toplayabildik ve bir tane de örnek yaptık. Herhangi bir sokak için bir bilgisini almakla ilgili minimum 101 tane klasörün taranması ve bu bilgiye erişilmesi gerekiyor. Ha, bu noktada da şunu söyleyeyim. O 101 tane klasör herkesin kendi klasörü. Yani eğer düzgün bir klasörleme yoksa bulamıyordunuz. Biz burada sadece sokak ismini buluyorsunuz, üzerine tıklıyorsunuz ve 4 saniye içerisinde aradığınız veriye ulaşılmasını sağlayabiliyorsunuz. Artık bu da bilgiye ulaşmakla ilgili zaman kaybetmemenizi sağladığı için ulaştığınız bilgiyi kolaylıkla yorumlama, karar vermesi ve uygulaması ile ilgili bir yöntem sunmuş oluyor sizlere. Üçüncü modelimiz müşteri ilişkileri yönetimi. Burayı da şikayet yönetimi, pazarlama faaliyetleri ve potansiyel müşteri yönetimi adı altında 3 başlıkta inceleyeceğiz. Peki buna neden gerek var? 871 bin tane abonemiz var şu an için. Ve bu kadar abonenin aynı anda yapmış olduğu, tamam bunu söylememek gerekiyor ama şikayetleri de var ve bu şikayetlerin aslında harita üzerinden izlenebilir olması ve bazı kararlarımıza destek olmasını sağlamak istiyoruz. Öte taraftan tamam bu kadar abonemiz var ama bir o kadar da abone olmayan bir potansiyelimiz var ve biz onları aslında müşterimiz haline getirmek istiyoruz ve pazarlama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla bunların nereler olduğunu bulmak, nerelerde pazarlama yapacağım, nerelerde ne çeşit çalışmalar yapacağımı karar vermek için bu sistemi kurguladık. Bu sistemle de ilgili olarak aslında temelde müşteri ilişkileri yönetimi dediğiniz zaman dediğim gibi biraz önce bahsettiğim 3 başlığın da sistem içinde olduğunu görebiliyorsunuz. İstediğiniz tarih aralıklarına göre isterseniz şikayet türünü seçerek ya da ekipleri seçerek sistemin size hem haritada cevap vermesini sağlayabiliyorsunuz hem de bunların adetleriyle ilgili fikir sahibi olmanızı sağlayabiliyorsunuz. Haritada göster dediğiniz zaman belli alanlara göre gruplanmış bir şekilde şikayet adetleri harita üzerinde size gösterilmiş oluyor bu sistem sayesinde. Yine benzer şekilde bunları aslında Excel ortamına da atıp üzerinde tablo olarak da çalışabiliyorsunuz. Ya da herhangi bir ekibi seçerek seçtiğim ekip ne zaman bu tarih aralığında nerelerde çalıştı. Ya da bununla ilgili olarak geçmişe yönelik olarak raporları da alabildiğiniz bir sistem haline geliyor. İlçe bazlı şikayet adetleri, bölge bazlı şikayet adetleri olabiliyor. Ya da yıllık bazda karşılaştırmalı raporların da eklenmesiyle birlikte aslında yöneticilere, yani bu konuda sorumlu olan yöneticilere tam da karar destek sağlayan bir mekanizmayı hazırlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla bir diğer noktası da biraz önce bahsettiğim gibi pazarlama faaliyetleriyle ilgili.
Biraz önce şikayetten bahsettik. Pazarlama faaliyetleri de yürütmekte olduğunuz bir diğer faaliyet grubu. Yine belli tarih aralıklarına göre, ekiplere göre ya da işin niteliğine göre hangi alanlarda bu tarz faaliyetler gerçekleştirilmiş? Bunu da yine harita üzerinden de farklı haritalar şeklinde de görebiliyorsunuz. Şu anda seçtiği alanla ilgili faaliyetlerin gerçekleştiği, yoğunlaştığı bölgeleri ya da bunlarla ilgili yoğunluk analizlerinin yapıldığı, hangi dönemde nerelerin çalışıldığı gibi bilgilere erişilmesi sağlanabiliyor. Bu da bu konudan sorumlu olan yöneticilere karar vermesiyle ilgili bir yöntem. Son olarak bahsettiğim, aslında burada bir yandan pazarlama faaliyetlerinde topladığınız sonuçları da görebiliyorsunuz. Örneğin burada ilçelere göre ev sahipliği analizleri var. Ev sahiplik oranları veya bunların neye göre değiştiği, neden geçilmediği, doğalgaza vesaire gibi konu başlıklarının hepsi aslında sistemin içinde veri olarak depolanmış durumda. Yine bu sistemde şikayetlerin lokasyon olarak da izlenebilir hale gelmesi sağlandı. Potansiyel müşteri analiziyle ilgili olarak yatırım süreci tamamlandı halde müşterim olmayan var mı şeklinde bir analiz için biz aslında tamam yine mevcut veri altyapısını kullanarak minimum 4 saatte gerçekleştirirken şu anda sadece 6 saniye içerisinde bu alanlarla ilgili yerleri tespit edebiliyoruz hem de listeli olarak. Dolayısıyla bunları aktif pazarlama çalışmasında da kullanabiliyoruz. Ve benzer şekilde biraz önce hızlıca geçmek zorunda kaldım. Rapor çeşitliliği de bu sistemin en verimli aşamasından bir tanesi. 8 farklı içerikte rapor var. Birbirinden çeşitli rapor ve karşılaştırmalı raporları da ekleyerek 4000 adete kadar rapor üretebiliyorsunuz bu sistem sayesinde. Master plan dediğimizde aslında doğalgazın gelişimi yani İzmir gazda hangi alanlarda var, nerelerde planlanıyor, öncesi sonrasının aslında bir akış olarak gösterilebilmesini sağlayan bir sistem. Ne zaman başladık ve hangi yıl nerelere yatırım yaptık gibi haritalamaları alabildiğiniz bir sistem. Acil durum yönetimi ise 5. modülümüz. Burada da arıza senaryoları, tüketim senaryoları gibi çeşitli senaryoların geliştirilebildiği gibi hacim hesapları ya da müşteri iletişim panelleri de kullanılabiliyor. Burada yine video ile devam etmek gerekirse arıza ya da tüketim senaryolarında aslında bu senaryolarla ilgili ortalama tüketim aralığı belli bir aralıkta olan müşterilerin nerelerde yoğunlaştığını görebiliyorsunuz. Acil bir durum anında bunlarla ilgili olarak iletişim bilgilerini sistem üzerinden elde edebiliyorsunuz. Benzer şekilde etki alanı raporlarını da oluşturabiliyorsunuz. Hattımda arıza olması durumunda bundan etkilenecek alanların nereler olduğu ya da bundaki abonelerin kimler olduğu, hangi abonelerin etkilendiği gibi alanları da bulabiliyorsunuz. Bir diğer özellik de hacim hesabı modülünü de biz buraya ekledik. Doğalgazın kesintisinin ya da iletilemeyecek olması durumunda da seçtiğim bir alandaki gaz miktarı ne kadar süreliğine bana yeter gibi bir bilgiyi de sistem üzerinden elde etmenizi sağlıyor. Bu da acil durumlarda işletme tarafındaki ekiplerimize, personelimize aslında mevcuttaki hatlarda kalan doğalgaz miktarının bizi ne kadar süre idare edebileceğiyle de ilgili bilgi sağlamış oluyor. Bahsettiğim hacim hesabı dediğim modül de bu şekilde. Sadece alanı seçiyorsunuz, bu alandaki miktarları ve bu alandaki ne kaç metreküp gaz kaldığı ile ilgili bilgiyi size aslında sunmuş oluyor ve çok da kısa süre içerisinde bu bilgiyi elde etmenizi sağlıyor. Yine bu sistemle ayrı ayrı, bundan öncesinde ayrı ayrı bölümlerden bu bilgileri talep edilmesi gerekiyordu. Fakat sistemde biz bunların hepsini tek bir yere toplayarak anlık olarak çekilebilir hale gelmesini sağladık. Dolayısıyla zaman kaybının önüne geçilmiş oldu ve adı üzerinde acil müdahale dediğinizde hızlı çözüm gerçekten çok önemli. Yine bahsettiğim gibi hacim miktarı hesabında yapabiliyorsunuz ve özellikle kriz anlarında ya da kriz olduğunu düşündüğünüz anlarda arıza etki alanı raporlarında bu sistemle oluşturabiliyorsunuz. Son olarak rotadan bahsetmek istiyorum. Günde ortalama 25 bin abone, yani şu anki verilerle 25 bin abonenin sayacını okuyoruz. Ortalama 1000 abonenin gaz açımını gerçekleştiriyoruz. 25 ayrı ilçede hizmet veriyoruz ve mevcut alanımızda bunların her biriyle ilgili aslında ayrı ayrı ekiplerimizi planlıyoruz. Dolayısıyla bizim için rotanın ve güzergahın optimize edilmesi aslında tam anlamıyla ekip planlaması ve zamanın değerlendirmesi açısından çok önemli. Bu konuyla da ilgili olarak sistemde bir çalışma gerçekleştirdik ve bu anlamda rotasını ya da güzergahını oluşturmak istediğimiz alanı aslında sisteme tanıtarak başlıyoruz. Burada öncelikle ilk analizde hangi tür iş için analiz yapmak istiyorsun? Onu sisteme yüklüyoruz.
Hangi tür iş için olduğu şu nedenle önemli. İşlerin türlerine göre farklı kurallar oluşturduk. Sayaç okumaktaki kuralımızla gaz açımındaki kuralımız birbirinden farklı. Buradaki kurallardan kastım aslında ekiplerin bir ekibin ne kadar sürede gaz açımı yaptığı ya da ne kadar sürede gaz sayacı okuduğu gibi kurallar olabileceği gibi farklı kurallarda işin niteliğine göre minimum şu kadar zaman gereklidir ya da şu kadar kişi gereklidir şeklinde kuralları sisteme tanıtıyoruz. Bu noktada aslında öncelikle bu konunun analizi yapılıyor. Ve analizi yapılmış olduktan sonrasında rota ve güzergah optimizasyonu seçtiğiniz zaman istediğiniz tarih aralığında, istediğiniz işin niteliğine göre bu ekiplerin aslında hangi rotada planlanması gerektiğini sistem size çıkarıyor. Örneğin yüklediğimiz rotayla ilgili planlanan kısım, renklerine göre ekipler dağılmış bir şekilde. Hangi ekibe nerelerin, hangi adreslerin verileceğini haritadan seçerek onları da gösterebiliyorsunuz. Bugün senin rotan burasıdır diyerek haritadan vermenizi sağlayabiliyor. Benzer şekilde ekiplere bunlarla ilgili olarak listelerini de paylaşabiliyorsunuz. Ve bu günlük olarak değişen bu iş yükü içerisinde aslında sisteme sizin cevap vermenizi sağlıyor. Bu da gördüğünüz gibi liste üzerinden hangi ekibin nerelerde görevli olduğu ile ilgili, rotası ile ilgili bir güzergah. Burada ilave etmek istediğim şey tabii ki de o kadar kolay bir şekilde bu sistemi oluşturmadık. Tahmin edebileceğiniz gibi şöyle bir süreçten geçtik. Aldık listeleri önümüze. Dedik ki ekip 1 senin şurası, ekip 2 burası, gönderdik. Sonrasında ekipler bize bir dönüş yaptı. Sen beni niye buraya gönderdin? Bu tarafta yol olur mu ya da bu taraf buradan buraya geçmesi bizi zorluyor gibi. Bu noktayı aslında hemen itiraf edeyim. Önceden düşünmüştük ve biz sisteme aslında geri beslemelerle sistemi akıllandırabileceğimiz bir yapı şeklinde tasarladık. Dolayısıyla komşu yol, zıt yol, bölünmüş yol veya buradan buraya geçme gibi ilave kuralları da sahadan gelen geri bildirimlere göre sisteme tanıtmaya başladık. Şu noktada bu sistemi tanıtmakla birlikte aslında sistemin tam da gördüğünüz ekran üzerinden iyileştirilmesini sağlanmasını da devam ediyoruz. Amacımız elde ettiğimiz rotanın aslında tüm işlemler için kullanılabilir hale gelecek akıllı bir yapıya dönüştürülmesi. Ve rotayla birlikte lokasyona bağlı olarak güzergahın belirlenmesi sağlandı. Ekiplerin optimizasyonu gibi bir hedefimiz var ve aslında şu anda ekip başına tamamlanan iş kalemi adetinde %10'luk bir artış hedefliyoruz. Buna hedefliyoruz diyorum çünkü bu kısımda henüz hedefimize ulaşıp ulaşmadığımızla ilgili değerlendirmemizi yapmadık. Listeler halinde ortada dolaşan ya da günlük halde ortada dolaşan bütün listeleri aslında veri tabanından doğrudan çekilebilir hale getirdik. Ve geri beslemelerle sistemi iyileştirilebilir bir yapıda düzenlediğimiz için bu konuyla ilgili çalışmaları da devam ediyoruz. Ve tabii ki de güzergahın belirlenmesi deyince harita ilk akla gelen bir konu ve haritadan yararlanılmasını, lokasyondan yararlanılmasını sağlıyoruz. Peki genel olarak projeden bahsettim, kapsamından bahsettim. Biraz da karşılaştığımız sorunlardan da bahsetmek istiyorum aslında. Farklı CBS projelerinde bu tarz sorunlarla karşılaştığınızı aslında aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Mutlaka vardır. Veri temini adı verilen ve hala daha devam eden bir sorun var aslında. Mevcut veri altyapısını kullandık, evet. Kendi verimizi kendimiz topladık, evet. Ama sistemin iyileştirilmesi adına farklı kurumlardan da talep ettiğimiz bazı veriler mutlaka oldu. Fakat bizim bunları çözebilmemizle ilgili web serviste deseniz, veri temin de deseniz çözüm yolu gerçekten çok basit. Sadece bu şekilde çözebiliyorsunuz. Ama bazılarını da çözemiyorsunuz tabii verilerle ilgili. Bir diğer konu, yeni bir uygulama, size bahsettiğim gibi aslında bu bir ARGE projesi dedik. ARGE projesi olduğu için daha önce böyle bir örnek var mı derseniz, hayır yok. Peki biz bunu nasıl anlatacağız? Ne istediğimizi ya da ne yapmak istediğimizi nasıl anlatacağız kısmına gelince de özellikle bu konuda bazı zorluklar yaşamış olsak da projeyle ilgili çeşitli toplantılar yaparak mailler üzerinden ya da projenin kendimizce küçük simülasyonlarını yaparak da bunu ne şekilde olduğunu anlatabilmeyi sağladık. Bir diğer sorun teknik donanım, internet altyapısı ya da test sürelerinin planlanandan uzun sürmesiyle ilgili bir problemimiz vardı. Bunu aslında bir diğeriyle birleştirmek istiyorum. Sorun kaynağının tespitiyle de birleştirmek istiyorum aslında bu noktada. Bu projeler küçük projeler değil takdir edersiniz ki ve farklı ekiplerin bir arada olmasını sağladığınız projeler.
Biz Başar Soft ailesiyle çalıştık. Zaten Başar Soft ailesi başlı başına büyük bir aile. Kendi içimizde de IT altyapısına çalışan çok farklı arkadaşlarımız var. Kendi içimizde farklı arkadaşlarımız var. Ve belli dönemlerde aslında teknik donanımla ilgili sorunların projemize de yansıdığını gördük. Bunu nasıl çözdük derseniz, sadece sorarak, sürekli soru sorarak ya da ona sor, buna sor, şuna sor şeklinde çözebildik bu projeyi. Fakat bir diğer nokta sorunların kaynağının tespiti konusunda. Farklı paydaşlar olduğu zaman şunu çok fazla duyuyorsunuz. Birisi diyor yazılım kaynaklı, birisi diyor kullanıcı kaynaklı, birisi diyor sistem kaynaklı, veri kaynaklı derken aslında bir noktadan sonra bu resimde gördüğünüz ruh haline bürünüyorsunuz. O benim resmim gibi de düşünebilirsiniz. Herkesten bir cevap çıkıyor. Herkes farklı noktada geliyor. Zaman kısıtlı, bütçe kısıtlı, zamanda yetiştirebilmekle ilgili olarak daha fazla ısrar ederek sorunu çözebildik ve projemizi planladığımız zamanda çözdük. Ben burada karşılaşılan sorunlar olarak burada sizi söylemiş olsam da planlanan zamanda çözülmesi iyi bir çözüm ortağı seçtiğimizin de bir göstergesi. Bunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Kısıtlı ve zaman ve kısıtlı bütçe konusunda da daha iyi plan yaparak çözmeye çalıştık. Bu noktada projenizi anlattığınızda da belirttiğinizde en fazla zora soktuğumuz konulardan bir tanesi. Farkındayım. Özellikle yazılım ekibinde Mehmet Bey ve ekibini çok zorladık. Burada kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Şu da olsun. Bunu da ekleyelim. Ay orası olmadı, buradan bunu da ilave edelim falan gibi konuları çok fazla söylediğimiz zaman bazı şeyleri sürekli başa almak zorunda kaldık. Ama gerçekten de sonuca ulaşmış olduk. Bunu da özellikle göstermek lazım. Peki genel olarak bu sistem için neler gerekli derseniz, hadi ben doğalgaz karar destek sistemi istiyorum, nasıl uygulayacağım derseniz, bir kere mevcut bir CBS altyapınız olmak zorunda. CBS'nin karar destek sistemi olarak kullanılması modeli diyoruz. Adından da belli bir mevcut CBS olacak. Şirket içi işleyiş süreçlerini çok net olarak biliyor olmanız ve analiz ediyor olmanız gerekiyor. Bu sisteme ulaşabilmek için kullanım amaçlarınızın net olması ve güncellik, güncel veri kitabını desteğinin de olması gerekiyor. Ve özellikle mevcut sisteminizin entegrasyona uyumlu bir halde olması gerekiyor. Entegrasyonlar en önemli parçasından bir tanesi. Ekip ve bütçe meselesi zaten her projede olmazsa olmazdı olarak da görebilirsiniz. Sonuç olarak projemizle birlikte daha verimli, bilgi kaynaklarının gerçekten daha etkin olarak kullanılmasını sağladık. Gerekçeli karar alma mekanizmasının oluşturulmasını sağladığımız gibi zaman tasarrufu da oldu. Ve aslında başında hedeflediğimiz gibi rol model olmayı da bu projemizle birlikte başarabildiğimizi düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve başarı hep sizinle olsun diyorum. Tekrar sağ olun.